Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kent sakinlerinden gelen dönüşleri de değerlendirerek Mamamatik projesini hayata geçirdi. 5 noktaya konulan Mamamatik hem çevre bilincinin gelişmesine hem de sahipsiz hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor. Cam, metal veya plastik 5 şişe karşılığında Mamamatik'ten bir paket ücretsiz mama alanlar bununla sahipsiz kedi ve köpekleri besliyor. Otomatlar, çocuk, genç, yaşlı her kesimden kent sakinlerinde çevre ve sıfır atık bilinci oluşmasına da katkı sunuyor. Geliştirilen mama otomatını en çok çocuklar çok sevdi. 5 tane şişe atıyoruz, sokak hayvanları için bir tane mama alıyoruz. Mamayı ihtiyacı olan sokak hayvanlarına veriyoruz. Yani bu uygulama çok güzel olmuş. Bir gün okula yürürken böyle makine fark ettim, merak ettim, bir inceledim. Sonra anladığım kadarıyla 5 tane şişe atana bir paket mama veriyorlarmış. Sonra ben de işte ertesi gün artık şişeleri biriktirmeye başladım. Bir 15 tane falan oldu. O yüzden hepsini attım işte. Toplam 3 paket aldım. İşte bundan sonra hep biriktirmeye başladım ve mamaları da biriktiriyorum. Bir tane çuvalda saklıyorum. Hepsini biriktirip artık çuvala döküp artık dışarıdaki hayvanlara vermeyi düşünüyorum. Buradaki Mamamatik'i görünce çok sevindik. Okulda arkadaşlarımızla birlikte biriktirdiğimiz şeyleri buradan atıyoruz ve sokaktaki kedilere veriyoruz. Bu çok güzel olmuş devletimiz açısından. Yani Balıkesir'de böyle bir şey yapılması bence çok güzel. Geri dönüşüm yapıyoruz. Bence bunun her yere konulması lazım. Ve en çok kirlenen yerlere de konulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir de metal, o cam gibi şeyler var. Biraz fazla olmasını istiyorum. Mesela diğer maddeler geri dönüştürebilir. Onlar da olsa Türkiye tertemiz bir ülke olur. Avlu Balıkesir Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Toplu Taşıma Merkezi, 6 Eylül ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi, Teknik Lise Caddesi, Çağış Kampüsü ile Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne kurulan Mamamatiklerin 8 noktaya daha konulması hedefleniyor.